Sevgili seyirciler, sosyal medyadaki provokasyonlarla ilgili Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Doktor Ömer Çelen ile konuşacağız bu konuyu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Hikmet Bey. Bu konuda bir pervasızlık söz konusu ama devlet uzun zamandır sosyal medyadaki bu tür pervasızlıklara karşı da önlemlerini alıyor. Mesela biraz önce bir örnek gösterdik. Yaşlı bir amcayla dalga geçen birisi anında hemen tespit edildi ve yakalandı. Bununla ilgili pervasızlık nasıl bu hala devam edebiliyor? Nedir buradaki durum efendim? Şimdi öncelikle milletimize geçmiş olsun diye dileyerek başlamak istiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte bütün yükümlülüğü devlete atmak, Sağlık Bakanlığı'na bırakmak. Tabii sağlıkla ilgili bölümler devletin ilgi alanı ama vatandaş olarak da bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Yani herkesin kafasında yapılan paylaşımlarda doğrudan doğruya ceza hukukuna gitmek, dolayısıyla cezalandırmak gibi düşünceler mevcut. Ama unutulmaması gerekir ki ceza hukuku, hukuk alanı içerisinde son çare olarak başvurulması gereken bir hukuk alanıdır. Bu kapsamda yapılan her paylaşımı suç olarak değerlendirmek çok sağlıklı olmayacaktır. Ancak tabii ki vatandaşlarım kanuna karşı bazı yükümlülükleri bulunmakta. Sadece kanuna değil, topluma karşı da bazı yükümlülükleri bulunmakta. Bu kapsamda da belli bazı değerlendirmeleri kendi iç hesaplaşması içinde yapıp ona göre davranışlarını düzenlemek zorundalar. Hocam, şimdi paylaşımlara gelecek olursak tabii ki birçok paylaşım görebiliyoruz. Bunların çoğu sadece düşünce açıklaması gibi durup suç oluşturmadığı düşünülebilir. Ama kaynaklarına baktığımız zaman birçoğu belli bazı gayelerle gerçekleştirilmiş fiiller. Aklımıza ilk gelen işte TCK madde 216'da düzenlenmiş halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu olarak görünüyor ama bunun oluşması çok kolay bir husus değil. Çünkü burada halkı belli kesimlere ayırarak, işte sosyal sınıf, din, mezhep gibi kesimlere ayırarak bu noktada birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa sevk etmek, önem arz etmekte. Çok fazla bu tür paylaşım karşımıza çıkmıyor. Bu tür paylaşımlara da doğrudan zaten devletimiz ve adli makamlar gerekli müdahaleleri yapıp işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Hocam, ama bunun dışında hocam, şöyle aynı bir şey merak bölüm ediyoruz. Altında düzenlenmiş olan... Şimdiye kadar mesela sosyal medyada yaptığı bu provokasyonlarla ya da insanları aşağılayan tavırlarıyla ceza alanlar var mı? Örneklerini çok iyi görüyor muyuz? Şu yüzden soruyorum. Yani biz böyle yakalandıklarını aktarıyoruz, daha sonrasında neler yapıldığını söylüyoruz ama mesela mahkeme sonucu ceza almış kişileri çok da fazla göremiyoruz. Var mı öyle kişiler? Yani şöyle söyleyeyim, bu medya açısından gerçekten benim de çoğu zaman derslerimde veya toplantılarımda söylediğim şeylerdir. Genelde medya ilk kısmını, olay kısmını bize verir. Daha sonrası takibini de yapamaz. Uzun bir süreç çünkü bu soruşturması ardından kovuşturma yapılması, işte kovuşturmanın sonucunda kanun yolu vesaire 2-3 senelik bir süreç ve sonunu hiçbir zaman öğrenemeyiz. Öğrenemediğimiz için de bu genelde toplumda ya bu kişiler hakkında bir işlem başlatılmış gibi gösteriliyor ama hiçbir şey olmuyor. İntibaı uyandırıyor ve bu da hukuka olan güveni sarsıyor. Tabii ki başlatılan bir soruşturma, suç oluşturması şartıyla tabii ki bir cezayla sonuçlanacaktır. Ve en basitinden hakaretten başlayıp bu aşağılamaların en basit türü olarak 125 ve devamını düşünebiliriz. Hakaretten başlayıp her tür suç tipi hangisinden bahsediliyorsa mesela 216'dan veya 214'ten veya 217'den mutlaka bunlar cezayla soruşturuluyor. Tabii ki halkımız ne yazık ki bunları bilmediği için, en son kısmını bilmediği için bir dezavantaj olarak halkta birinci husus adalete güven sarsılabiliyor. İkinci husus da vatandaş bir şey olmadı diyerek aynı davranışları gerçekleştirebiliyorlar. Evet. Nedir ceza rakamları? Onları da dinlemek isteriz sizden. Yani ben sosyal medyadan birisine hakaret ettim, küfür ettim, ağza alınmayacak şeyler söyledim ya da devleti provoka ettim. İnsanları kandırmak için bir şeyler yaptım. Bunların cezaları nedir peki hocam?
Vallahi şöyle diyeyim, yani hakaret dediğim gibi en basit suç tipi olarak karşımıza çıkıyor. 3 aydan 1 yıla kadar bir hapis cezamız var. Bunlar alenen gerçekleştirilmesi halinde, basın yolu, yayın yolu ile gerçekleştirilmesi halinde kişi hususu belirtmekte fayda var. İçtihatlara göre Twitter'dan veya Facebook'tan sosyal medya hesapları üzerinden yapılan gerçekleştirilen yayınlar hem aleniye şartını hem yayın yoluyla şartını gerçekleştirmekte sağlamakta ve dolayısıyla bunlar niteliklerle oluşturup cezada bir arttırma neden olmakta. Evet. Tabii ki hakaret en basit suç tipi. 3 yıla kadar, 5 yıla kadar giden, hele bu şimdi koronavirüsle birazdan vaktimiz yeterse paylaşayım, sadece aşağılama noktasında değil, gerekli tedbirlere uymama şeklinde gerçekleştirilecek davranışlar veya dün İçişleri Bakanımız bu stokçulukla ilgili birkaç husustan bahsetmişti. Bu gibi davranışlar 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmekte. Evet. Peki. Hocam çok teşekkürler yayına katkınızdan ve yorumlarınızdan dolayı.